Allah'ı tanımlayan, Allah'ı tarif eden isimlerde mübalağa yapamayız. Zira hiçbir dil Allah'ı tanımlayabilecek bir yetkinlikte değil. Tüm diller acizdir Allah'ı tarif etmekten. Tüm lisanlar acizdir Allah'ı tarif etmekten. Onun için başka şeyler için mübalağa olan Allah için yetersizlik ifade eder. Kefil kelimesi de Rabbimizin kefaleti için yetersizdir. İlahi kefaleti siz bir kelimeyle nasıl tarif edeceksiniz? Ancak insan dilinin sınırları bu kadardır işte. Yani ya Rabbi seni senin övdüğün gibi övemeyiz. Seni olduğun gibi övemeyiz. Hani Efendimiz diyor ya bunu. Evet. Sen kendini övdüğün gibisin. Ve ente kema esneyte aleyh sen kendini övdüğün gibisin. Ne diyelim? Onun için Elhamdülillahi Rabbil Alemin'in birçok anlam katmanları var. Siz de anlarsınız, bir alim de anlar. Ama bir alim sizin gibi anlamaz. Anlam katmanları var. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Düz anlam. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O da bir anlam. Biraz daha derin. Ama daha derinlerinde ne var? Allah'ı en iyi Allah över. Evet. Allah'ı layıkıyla Allah'tan başka kimse övemez. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'in anlam katmanlarının altında bu var. Evet. Alemlerin Rabbi olan Allah'ı ancak övmek layıkıyla övmek zatına mahsustur demektir.